Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende alan konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ne anlatacağız size alan kaydırmayı açıortay alan ilişkisini ve ağırlık merkezi alan ilişkisini anlatacağız size. Evet kitabımızda da hemen sayfa numarasına bakalım. Sayfa 89, 90, 91 ve 92'nin yarısını işleyeceğiz. Benzerlik alan ilişkisine kadar olan kısmını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan kaydırma dediğimiz şey muhteşem bir şey. Yani çok hoşuna gidecek. Benim çok hoşuma gidiyor. Ve alan kaydırmayı işte ilerleyen konularda paralel kenarda dikdörtgende karede. Yani karşılıklı kenarları paralel olan herhangi bir şekilde çoğunlukla kullanıyoruz. Ve nasıl kullanıyoruz hemen onu söyleyeyim. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa. Bak şimdi iki paralel doğru arasında şuradaki kırmızı üçgene bak. Bu üçgen varsa bu üçgeni ben kaydırabilirim. İki paralel doğru üstündeki bu tabanı sabit tutup şuradaki tabanı sabit tutuyorum. Tepe noktasında paralel doğru üstünde istediğim yere kaydırabilirim. O yüzden ben bunu alan kaydırma diyorum. Bunu aldım buraya kaydırdım. Hop. O zaman tepe noktası bu taban bu olacak şekilde üçgen oluşturacak olursam. Şu kırmızı üçgenin alanıyla mavi üçgenin alanı aynı oluyor. Sebep tabanları aynı. Paralel doğrular arasındaki de aynı olduğundan e, tabanları aynı, yüksekleri aynıysa o zaman alanları da aynı diyoruz. İstersen istediğin kadar abart. istersen bunu uzat. Bu taban aynı ya, böyle ya. Buradaki tepe noktasını al, ta buraya kaydır. Tepe noktası bu, taban bu olacak şekilde alan, üçgen yine oluşturacak olursan şu üçgenin alanı da yine ne oluyor? Kırmızı üçgenin alanına eşit oluyor. Ya da mavi üçgenin alanına eşit oluyor. Gerçekten çok güzel sorular çıkıyor bununla ilgili. Ben paralel doğrular gördüğüm zaman ispat tekniğiyle de yapabilirsiniz ama böyle alan kaydırma var mı yok mu diye bakmanızı tavsiye ediyorum. Hemen alan kaydırmayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben öyle yapıyorum. Çünkü çok hoş bir çözüm var. Değil mi? Tabanı sabitle tepe noktasını kaydır alanlar için. Süper bir şey ya. Hemen sorusuna bakalım. Örnek 45. ABE'yi x artı 3 alanı vermiş. Sonra CDE'yi 2x 5 alanı vermiş. E buna göre x nedir diye soruluyor. Hocam iki paralel doğru arasında bir üçgen var. Bak bir bu kırmızı üçgen var. Hocam şu üçgenler ayrı ayrı baksam olmuyor değil mi? Bir de şu o yüzden şu paralel doğrular arasındaki üçgene bakıyorum. Mavi üçgen var. A kırmızı üçgenle mavi üçgen alan kaydırmadan eşit bir eşit. Ya da hocam tabanları aynı olduğu ve yükseklikleri aynı olduğundan alanlar eşit. Yani ben buraya bir A alanı dersem. A artı kırmızı alan x artı 3 alanı Aynı zamanda A artı 2x eksi 5 alanına eşittir. A'lar nanay oldu. O zaman x artı 3 2x eksi 5 eşit oldu. X'i buraya attım. X kaldı. Eksi 5 de buraya artı 5 diye geçti. 5 artı 3'ten 8 yaptı. Yani x'i böylelikle 8 olarak bulduk. Güzel bir soru. Geldik sonraki soruya. Şimdi soruya baktık. Soruya bakınca hocam şekilde 90 derece var. Büyük ihtimalle üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıkar diye düşündünüz. Ama bu üçgende hiçbir şekilde taban yok. E, o zaman taban çarpı yüksek en azından bu üçgenin alanını bulamam gibi duruyor. Bakıyorum sonra a iki paralel doğru arasında bir üçgen var. İki paralel doğru arasında tabanı şurası değil mi? Paralel doğrular üstünde taban ve tepe noktası seçeceksin. Tepe noktası da burası. Ben tabanı sabitleyip tepe noktasını bu paralel doğru üstünde istediğim yere oynatabilirim. Şöyle de yapsam mavi alanla bu alan eşit oluyor. Ama Genelde kaydırırken en köşeye kaydırmak en mantıklısıdır. Aldım bunu. Hop buraya kaydırdım. Şöyle kaydırırsam şu üçgenin alanı da mavi üçgen. Bak tepe noktası bu olacak şekilde. Taban bu da bu olacak şekilde bir üçgen oluşturuyorum. Mavi üçgenin alanıyla kırmızı üçgenin alanı ne oldu? Birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Şimdi kırmızı alanı bulabilir miyim? Evet. Bak taban var. Bu altı. Bu altı tabanına ait yükseklik var mı? Tepesi burası. Bak yükseklikte bu. Geniş açılı olduğundan dışarı düşmüş sadece. Bu üçgenin alanı 6 çarp 5 bölü 2. 6 çarp 5 bölü 2 15'e eşittir. Kırmızı alan 15 ise mavi alanda ne olmak zorunda? Alan kaydırmadan birbirine eşittir 15 olmak zorunda. Güzel teknik değil mi? Vallahi benim çok hoşuma gidiyor. Örnek 46-15 geldik örnek 47'ye. Hocam 3-5 oradan burayı mı bulayım? Yok öyle bir şey. E bu alanı bulabilirim. Bu alanı bulamıyorum ama değil mi? o zaman ben şuraya bir A alan diyeyim. Buraya B alan diyeyim. A alanını bulabilirim. B alanını bulamıyorum. A, B alanına bakıyorum ki iki tane paralel doğru arasında. Şu paralelle şu paralel doğru arasında. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa alan kaydır. Hemen tabanı belirliyorum. Tepe noktasını belirliyorum. Tepe noktasını istediğim yere kaydırabilirim. Hop en köşeye kaydırdım. Tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde üçgen oluşturursam şöyle. Hocam şuradaki kırmızı alanla Buradaki mavi alan ne olmak zorunda? Birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Alan kaydırmadan dolayı bunlar birbirine eşit. E benden A artı B isteniyordu. Şimdi A artı B alanı ne oldu? A sabit burada. B alanı da buraya geldi. A artı B alanı bak şurası yaptı. Yani bu dik üçgenin alanı yaptı. O zaman A artı B alanı ne eşittir dostlar? 5 ve 10. 5 çarpı 10 bölü 2 eşittir. 50 bölü 2'den cevap kaç yapar? 25 yapar. Süper. Evet geldik bir sonraki soruya. Diyeceğim açıortay alan ilişkisine. Arkadaşlar açıortay alan ilişkisi. Yani şurası işte çemberin merkezi aslında. İşte çember alan ilişkisi de diyebiliriz. İşte çember alan ilişkisinde şuradaki üçgenlerin alanları tabanlarla doğru orantılıdır. Yani burası A'nın A katıysa burası B'nin B'nin A katıdır. Burası da C tabanının A katıdır. Niye hocam? Çünkü açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit değil midir? Şöyle. Evet hocam. E burada da açı ortayla kollar açılan eşit. Şöyle. Aa hocam şu üçgenlere ayrı ayrı bakacak olursam bu üçgenlerdeki yüksekler eşit. Yüksekleri eşit olan üçgenlerde ne diyorduk? Tabanlarla doğru orantılı diyorduk. O yüzden A'da kalan A katıysa B'de kalan B'nin B katı C'de kalan da C'nin C katı olmak zorunda. Olay bu. İspatı da bu. Kolay değil mi? Mesela artık biz bunu öğrendik. İspatını da öğrendik. İspat tekniği de, de yapabilirsin. Burası iç işte çemberin merkezi verilmiş. Yani açıortayların kesim noktası. Burası. O zaman açıortayların ortayların kesim noktasıysa tabanlarla alanlar doğru orantılı. Burası 4A, burası 5A, burası da 6A diyebiliriz. E benden ne isteniyor? S1 artı S3. A, şimdi S1 dediğimiz A, B, I. 4A artı S3 dediğimiz neresi? B, C, I. B, C I. 6A bölü 5A isteniyor bizden. 10A bölü 5A'dan cevap ne çıkar? 2 çıkar. Sonraki soru. Hemen bir dik üçgen diyor. Dik üçgeni çizelim. Arkadaş şöyle bir dik üçgeni çizdik. Sonra dik üçgende şurası 90 derece diyelim. Dik kenarlardan birinin uzunluğu 9 santimetre. İşte çemberin yarı çapı da 3 santimetre verilmiş. Hocam işte çemberin yarıçapı demek. Hani işte çemberin yarıçapı demek. içeriden teğet çember çizip de şu 90 derece diyebilirsin böyle. Tam çizemedim ama Şöyle teğet çember çizip de o şekilde de yapabilirsin. Şurası hocam 90 derece. Burası da 3 deyip öyle de işlem yapabilirsin. Ama işteğet çemberin yarı çapı demek iç açı ortayların kesim noktasındaki o kollara çizilen dikmeler var ya. O demek aslında. E o zaman onu kullanalım. Şurası iç açı ortayların kesim noktasıysa. Şöyle geldin. Şöyle geldin. Şöyle geldin. İç açı ortayların kesim noktasıysa. İşteğet çemberin yarıçapı çapı dediğimiz şuradaki kollara çizilen dikmeler kardeşim. E bu kollara çizilen dikmeler ne verilmiş? 3 verilmiş. 3 verilmiş. 3 verilmiş. Tamam. E hocam. Burada bu işte çemberin yer çapıysa açı ortay. Burası da açıortay. Burası da açıortay olmayacak mı? Evet. Dikkat et. 90 burası. 90 burası. 90 burası. E hocam burası da 90 olur. Yani burada bir dikdörtgen çıktı. 3 ise 3. 3 ise 3'ü yazdık. A hocam burası ne oldu? 6 oldu. Çünkü tamamı ne? Tamamı 9 olduğundan dolayı buraya 6 yazdık. E sonra ne diyeceğiz burada? Sonra bak açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de eşit olmak zorunda. Burası da 6 oldu o zaman. Değil mi? E burada da açı ortay var. Kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler burada da eşit olmak zorunda. A oldu burası. Burası da A olur o zaman. Yani dik üçgen şöyle bir şey çıktı karşımıza. 9 burası. 3 artı A burası. 6 artı A burası. A Pisagor bağıntısı normalde 6 artı a'nın karesi eşittir. 3 artı a'nın karesi artı 9 artı a'nın karesi diyebiliriz ama hissedelim. 9 varsa ne üçgendir? Hocam 9, 12, 15 üçgenidir. E ben a yerine 9 koyarsam a yerine 9 koyduğumda 9, 12, 15 sağlaması çıktı mı? Çıktı. Yani a dediğimiz olay 9 çıktı arkadaşlar. Bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. O zaman dik üçgenin bir kenarı 9. Diğer kenarı 12 oldu üçgenin alanında ne olmak zorunda? 9 çarpı 12 bölü 2'den sadeleştir. 6 kere 9 54 çıkar. Yani örnek 49'u 54 bulduk arkadaşım. Tamam. Bir de böyle işte çemberle ilgili böyle bir şey gelebilir. İşte çemberin yarı çapı dediğimizde şu açı ortayların kesim noktasında kolları çizen dikmeler olduğunda öğrenmiş olduk. Ve geldik nereye? Ağırlık merkezi alan ilişkisine. Ağırlık merkezi dediğimiz şey nedir? Aslında kenar ortayların kesim noktasıdır. Ama önce kenar ortayla ilgili şey söyleyelim. Şimdi buradan bir kenar ortay çizdiğimiz zaman ne oluyordu? Ke bu kenar ortay oluyor. Tamam. Ee, bunlar birbirine eşitse buradaki alanlar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Zaten biz bunu alan dağıtmadan biliyoruz. Ya da alan dağıtmadan bunu yapabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Peki şöyle kenar ortaylar böyle kestiği zaman yani ağırlık merkezi olduğu zaman ne olacak? Buradaki alanların hepsi birbirine eşit oluyor arkadaşım. Neden dolayı? Çünkü burası A iken burası 2A değil mi? Burası B iken burası 2B. Burası C iken burası 2C değil mi? Hadi alan dağıt bakayım. Çift çizdeki alan A iken çift çizdeki alan A'dır. Tepe noktası burası iken. 2B'den B'ye alan dağıtırken tepe noktası C yapıyor. 2B'deki 2A ise B'deki A yapar. Çizgideki A iken çizgideki A yapar. B'deki A iken 2B'deki 2A yapar. Bunlar da A, A diye paylaşır yuvarlaklardan dolayı. Bak ne çıktı burada? Gördüğün üzere 6 eşit parçaya ayrılmış oldu burada kalanlar. Yani bunu özel olarak bil. ÖSYM bunu sever. Biraz sonra ÖSYM'nin sorduğu soru tiplemelerini de göreceksin zaten. Böyle kenar ağırlık merkezi olduğu zaman ağırlık merkezinden geçen doğrular olduğunda 6 eşit parçaya ayrılıyor arkadaş. Tamam. E yukarıdaki sonuçtan da bunu bulabiliriz. Bak dikkat et. Şurası ne? 2A. Burası ne? 2A. Burası ne? 2A. E ağırlık merkezi olduğu zaman ben böyle ağırlık merkezinden kenarlara doğru çizilmiş olmadığı zaman köşelere o kadar çizilmişleri olduğu zaman da yine buradaki alanların birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ispat zaten yukarıda mevcut. Bak burası 2A burası 2A burası 2A. Ben A, A yazdım da aslında de yazabilirdik arkadaşlar. Bu alanlar da bu şekilde birbirine eşit oluyor. Köşelere doğru gittiğimiz zaman bunu da bilmenizde fayda var. Yani bu ikisi gerçekten ama gerçekten sorularda kullanacağımız bir şey yani önemli bir şey. O yüzden bunları bilin. Tamam mı? Hadi bakalım sorusuna. E, 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeni. E alan BGC isteniyor. Oo, ağırlık merkezinden köşeye gelmiş köşeye gelmiş. Ben de şöyle yaparsam bu alanların hepsi birbirine eşit değil miydi? Evet. E ben A'yı bulamam ama 3A alanını bulabilirim. Çünkü dik üçgenin alanı. 3A alanı 5 çarpı 12 bölü 2'ye eşit. Sadeleştir 6. Sadeleştir 2. A'yı da buradan kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Zaten benden A alan isteniyor. Yani cevap 10. 51'e geldik. Aşağıdaki ABC üçgeninin işte çemberin merkezi D. İşte çemberin merkezi D ise hop bu köşeden de geldiğim zaman bu da açıortay olur. Bu zaten açıortay. Hocam bu da açıortay. Eyvallah. Sonra e, biz böyle bir şey olduğu zaman ne diyoruz? 5'teki alan 5A ise 7'deki alan 7A Alttaki kalan da 6A diyeceğim ama burada bir karışıklık var. ACD'nin de ağırlık merkezi E'dir. Hocam burası da ağırlık merkezi E ise köşeye geldiğimde köşelere gittiğimde bu alanlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi alttaki alanı 6A demiştim ya 3 eşit parçaya bölünecek. O zaman 2A, 2A, 2A yapar. Buradaki alanlar. şimdi benden alan ABCD, ABCD, 75 daha 12A bölü ACDE, ACDE yani şurada kalan 2, 2, 4A isteniliyor. 12 bölü 4'ten cevabı kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Örnek 51. Geldik sonraki soruya. Bak güzel bir soru. Arkadaş kenar ortay kenar ortay. İşte oranlamaları bulup alan dağıtayım hocam demeyin. İki kenar ortay geldiği zaman burası ağırlık merkezi değil mi? Evet. Hem ağırlık merkezi hem de alan iç içe gelirse hemen şunu yap. Ağırlık merkezi alan ilişkisi. Hop. Bir üçüncü ağırlık merkezi kenar ortayı da çiz. Bunlar ne yapıyor? 6 eşit parçaya ayrılmıyor mu arkadaşlar alanlar? Evet. Ben burada 2A'yı direkt bulamıyorum ama 6A alanı bulabilirim. 6A alanı dik üçgenin alanı. 8 ve 6. 8 çarpı 6 bölü 2. Hop hop. A'yı da buradan 4 mü buluruz? Evet 8 bölü 2. Evet. Ama benden ne isteniyor? Mavi boyalı bölgenin alanı. 2A isteniyor. Ve 4, 2 kere 4'ten kaç yapıyor? A yerine 4 yazınca 8 çıkar. Evet gençler bu mantıkta bir soruyu analitik geometride sordu. İşte buraya 3 birim dedi. Buraya aynı soruyu sordu. Sadece analitik düzlemde gösterdi. Nasıl gösterdi? Şöyle şöyle. Ee, bir doğruyu böyle çizdi. Öbür doğruyu da bak şöyle çizdi. Burasının 3 noktası, burası 6 noktası, burası 4 noktası, burası 8 noktası dedi. Aynen bu üçgenin alanını sordu. E ee, ne yapacaktın? Şunu şöyle çizip hocam kenar ortay, kenar ortay. Çünkü bunlar eşit ya. Bunlar da eşit ya. Ağırlık merkezi aklına geldi. Alan da var hemen şunu da çizip aynen bu şekilde çözüme ulaşabilirdin. Analitik geometriden yapanlar da oldu bu soruyu ama bu şekilde daha hızlı ve daha pratik yapılabilir dostlar. Tamam. Örnek 52'yi bulduk geldik. Örnek 53'e. Bir katlama var. Evet katlamadan önce buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Katlamayı şöyle bir açayım. Eski haline geri getireyim. Hop eski hali bu değil mi arkadaşım? Evet eski hali şu. Şimdi katlanmadan dolayı Şekili biraz böyle tam olarak çizilmemiş arkadaşlar. Güzel çizilmemiş ama bu buraya katlanmış buraya gelmiş. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit değil mi? Evet ve buranın 90 derece olmasını da unutma. Hatta alan ilişkisi var. Üst üste binen alanlar da birbirine eşit. Şimdi şekil 2'deki yeşil boyalı bölgenin alanı turuncu boyalı bölgenin alanından 36 birim kare fazla olduğuna göre şekil 1'deki ABC üçgenin tüm alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş ben bunu böyle katladığım zaman Hangi üçgenin ağırlık merkezine denk gelmiş? C köşesi şekil 2'deki gibi ABC üçgenin ağırlık merkezine denk gelmiş. Yani ABC üçgenin ağırlık merkeziymiş burası. E burası ABC üçgenin ağırlık merkezi ise garibi ağırlık merkezine kadar gelmiş. İnsan ne yapar? Şunu uzatır değil mi? Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Tamam. Eyvallah. Ve burada 1'e 2 oran yok mudur? Vardır. E alan dağıt kardeşim şimdi. K'de kalan A ise en küçük üçgenden başlıyorum. 2K'da kalan 2A'dır. E katlamadan dolayı üst üste binen alanlar birbirine eşit değil mi? Evet. 2a ise buradaki üçgenin alanı da 2a'dır çünkü aynı üçgen bu. E hocam bunlar birbirine eşit. E bu yani buraya a diyeyim, buraya da a diyeyim. A'da kalan a'da kalan tepe noktası aya kadar gideceğim, değil mi? A'da kalan 2 4, 5a ise a'da kalan burada da 5a'dır. E bize diyor ki turuncu bölgenin alanından 36 fazlaymış yeşil bölgenin alanı. Yani 6a eksi 2a'yı vermiş bize. 4a'yı kaç vermiş? 36 vermiş. O zaman a'yı buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Benden ne isteniyor? ABC üçgeninin alanı. Alan ABC nedir? 5 burada. 5 burada. 10a isteniyor bizden. a yerine 9 yazarsak cevabı da 90 buluruz. Bu kardeşim olay bu. Ağırlık merkezini kullanmayı daha önce ağırlık merkezi konusunda gördük zaten. Bir köşeden ağırlık bakiyesine kadar gelmişse o garibi uzatmak lazım diye söylemiştik değil mi? Uzatınca da sonra da oranlamaları da yazınca alanda attık ve çok güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir soru, zor bir soru değil, kesinlikle zor bir soru değil. Bakın gerçekten kolay bir soru. Geldik örnek 54'e. BAE açısıyla EAC açısı eşit verilmiş. Hemen şöyle eşitlikleri gösterelim. Bir açıortaylık var ve BD ile DC birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Hocam açı ortaylık var. Koldaki oran tabandaki orana eşit olacak. Değil mi? Koldaki oran 6 bölü 10. Yani ne olmak zorunda? 3 bölü 5. Tabandaki oranda 3 bölü 5'i yazalım hemen. Şöyle hocam burası 3K. Burası nedir? 5K'yı yazalım. E toplamda burası 8K değil mi? Evet. Yani burası 4K. Burası da 4K. Aa tamam 4K ise buraya K kaldı. E bitti. Alan A'ya değil zaten 3 vermiş. E hocam K'de kalan 3 ise. Bak 3 katı. 3 katı 3K'da kalan 9 3 katı bak burası 5K değil dikkat et burası 4K beyazdaki yer 4K 4 kere 3 12 olmak zorunda o zaman burası da e o zaman tüm alan isteniyor benden 9 3 ve 12'nin toplamı kaç yapar 24 yapar hem açı orta hem de kenar orta iç içe geldiğinde klasik alan dağıtımı karşımıza çıktı geldik örnek 55'e evet burası 6 6 verilmiş AB ile AC birbirine eşit verilmiş şu bir ikizkenar üçgen verilmiş Sonra böyle katlama yaptığım zaman ağırlık merkezine denk gelmiş x kenar olduğunu unutmayalım. Şuranın altı olduğunu ve katlamada ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop eski haline geri getiriyorduk değil mi böyle? Evet eski haline geri getirdik. Bu üçgen buraya katlandı. Buranın altı buranın da altı olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Ve bunu bir x kenar olarak vermiş mi? Vermiş. Bu da ağırlık merkezine kadar gelmiş. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani burası da altı. E sonra ne yapacağız? Hocam bunlar açı ortay. Bunlar da açı ortay. İşime yaramayacak buradaki açı ortay. Ne yapabiliriz burada? E, hocam ağırlık merkezini kullanalım. Ya A'dan ya B'den ya C'den çizeceğim. Hocam zaten G'den geçen D'ye kadar kenar ortay gelmiş ya. Hocam şuradan çizilen ağırlık merkezi de kenar ortay olacak ya. Ağırlık merkezinden geçen de kenar ortay olacak ya. Yani bu doğrusal oldu o zaman. E o zaman sanki olay bitti gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Bir kere burada 1'e 2 oran var değil mi? 6 ise burası ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Bir de ikiz kenarlığı boşu boşuna vermez bize. Hocam bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenarda çizilen şu kenar ortay. Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. E tamam bunu da yazdık. Turuncu boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bana. Şimdi altı 6'ları kullandık. Eyvallah. Şuradaki katlamayı da kullandık. E tamam bundan sonrasında bir alan dağıtımı falan filan bir şeyler yapabiliriz galiba değil mi dostlar? Hadi bakalım. Bir de katlamada sıkışacağız galiba ama ya. Şuradaki açıların da eşitliğini göstereyim mi? Göstereyim. Bu açıların eşitliğinden bir şey gelmeyecek. Aa çıktı çıktı. Bak şu üçgende. Bak alan dağıtamıyorum diyecektim. Tam şimdi artık açı ortaydan dağıtabilirim. Şu üçgende de bir açı ortaylık var mı? Var. Açı ortayda şu koldaki oran kaç? Burası 18 değil mi? 6 bölü 18. 6 bölü 18 dediğimiz 1 bölü 3. 1 bölü 3 tabandaki oran da 1 bölü 3 olmak zorunda. Şimdi artık alan dağıtabiliriz. Arkadaş şuraya A alanı dersek katlamadan dolayı üst üste binen alanlar birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Burası da A'dır. A'da kalan A ise 3 A'da kalan 3 A olacak. O zaman buraya 2 A kalacak diyebiliriz. Ya da hocam altta kalan A ise 12'de kalan da 2 A diyebiliriz. Sonra altta kalan burası kaç? Bak bakayım burası 4A. E o zaman burası da 4A olmak zorunda. Çünkü şunlar birbirine eşit ya kardeşim. Değil mi? Tepe noktası A'ya kadar baktığında. Burası 4A ise burası da 4A olacak. Turuncu boyalı bölgenin alanı. Arkadaş ben 4A'yı bulabilirim. Niye? Dik üçgenin alanı değil mi? Ya da tüm üçgenin alanını bulabilirim. 12 çarpı işte 18 bölü 2'den. Ya da direkt dik üçgenin alanından git. 4A alanı 6 ve 18. 6 ve 18 çarpımının yarısına eşit. E o zaman burada sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye böl, 2'ye böl, 9. 2'ye böl, 2'ye böl, 2, 3. A'yı buradan 27 bölü 2 buldum. Tamam. Benden ne isteniyor? Boyalı bölgenin alanı. 4, 6 A isteniyor kardeşim. 6 çarpı 27 bölü 2. Hocam bunlar sadeleşti. 3 yaptı. 3 ile 27'nin çarpımı da 81 yapar. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Ama bu zamana kadar öğrendiğimiz şeyleri yaptık. Bilmediğimiz bir şey var mı burada? Kesinlikle yok. Evet bu soruyu da yani örnek 55'i 81 bulduk. Ve benzerlik alan ilişkisine geldik. Onu da bir sonraki videoya ayıralım arkadaşım. Değil mi? Çünkü video baya bir uzayacak. Ondan dolayı şöyle bakıyorum. Evet uzayacak. De benzerlik alan ilişkisi önemli. Biraz detaya girmem lazım orada ondan dolayı. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda benzerlik alan ilişkisinde yani alanın son konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.